Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Sağlık Bakanı da artık vakalar arasında saydıklarını ve rakamları buna göre belirlediklerini söyledi ve yeni sayıları verdi dün akşam. Neydi verdiği sayı? 28.351. 28.351 korona vakası var. Şimdi bu mesele daha önce çok tartışılmıştı hatırlayacak olursanız. Aslında Türkiye Tabipler Birliği bunu söylemişti. Yani vaka sayısı daha fazla diye. Tabipler Birliği sürekli bunu söylüyordu. Ve iktidar tarafından da açıkçası ya da iktidar yanlısı basın tarafından da sürekli lince uğruyordu Türk Tabipler Birliği bunu söylediği için. Ancak sonuçta doktorlar haklı çıktılar. Şöyle ki bunu daha önce bakan şöyle açıklamıştı Sağlık Bakanı. Hani semptomsuz vakaları saymıyoruz. Hasta vaka ayrımı yapıyoruz biz. Hasta olanlar yani semptom gösterenler, kötü durumda olanları sayıyoruz. Şu durumu iyi olanlara semptom gösterenleri saymıyoruz demişti. Buna gerekçe olarak da ulusal çıkarları göstermişti. Çok enteresan. Dün yaptığı açıklama ise Fahrettin Koca'nın daha farklı. Diyor ki, gelecek günlerde Türkiye'nin COVID-19 verilerine ilişkin tabloda hasta sayısının yanında geçmişe dönük vaka sayılarını da göstereceğiz diyor. Bugüne kadar bu şekilde verilmiş olması bizim aleyhimize olan bir durumdu. Başarıda en büyük parametrelerden birisi olan ölüm oranımız payda küçüldüğü için yükseliyordu. Ağır hasta sayımızda da oran yükseliyordu. Dolayısıyla bu aslında başarıyı gölgeleyen bir durumdu. Bundan böyle vaka sayısını da vererek bunu netleştirmiş olacağız dedi Fahrettin Koca. Aslında bilim insanlarının, doktorların dediği yere gelmiş oluyor Türkiye yani. Bu söyleniyordu zaten. Ya siz böyle vaka sayısını az söylüyorsunuz. O zaman ölüm oranı yüksekmiş gibi duruyor dünyanın geri kalanından diye. Bu söyleniyordu. Yani sakalı olan doktorlar da var ama kimse dinlemedi. Hep Türk Tabipler Birliği işte burası siyasi motivasyonu olan bir birlik. Hatta işte hedef de oldu tıpkı Barolar Birliği gibi Türk Tabipler Birliği'ne alternatif, bunu MHP lideri Devlet Bahçeli de söylemişti, alternatif doktor örgütleri, tıp örgütleri lazım demişlerdi. Türk Tabipler Birliği haklı çıktı. Şimdi 28.351 vaka ile Türkiye Avrupa'da en fazla vaka sayısına sahip ülke haline geldi. Dünyada da üçüncü. Peki ne oldu da Fahrettin Koca bu açıklamayı, yani ne oldu da şimdi bu rakamlar değişti? Yani bugüne kadar ulusal çıkar diye ısrar ediliyordu. Ulusal çıkarımız gereği vaka sayılarını az söylüyoruz diyordu hükümet. Ne değişti? Ha, neden vaka sayıları az söyleniyordu? İşte malum turizm sezonu. Türkiye'nin turizmden döviz beklentisi vardı çokça. Hani turist gelsin, böyle turistleri ürkütmeyelim, az söyleyelim, vakaları telaşlandırmayalım kimseyi. Gelecek olan turist gelsin ki döviz bıraksın hesabı vardı Türkiye'nin. Belki bir açıdan anlaşılabilir. Ama tabii şöyle bir şey oldu. Bunu Rus basını da yazdı. Hakikaten çok sayıda Rus turist Türkiye'ye geldi. Yani önceki yıllar gibi olmasa da epey Rus turist Türkiye'ye geldi. Yalnız dönenlerin pek çoğu COVID-19 pozitif çıktılar ülkeye döndüklerinde. Moscow Times'da bulabilirsiniz internet sitesinde bunu. Dolayısıyla aynı şekilde İsrail, Türkiye'ye tatile gelen İsrailliler dönüşte COVID-19 pozitif çıktılar aynı şekilde. Bunu da İsrail basını yazdı, Jerusalem Post gazetesi yazdı. Pek çoğunda COVID-19 pozitif çıkıyor diye. Yani Türkiye'nin işte burada telaşlandırmayalım kimseyi diye rakamları farklı vermesi aslında bakacak olursanız bir şeyi değiştirmedi. Şimdi anlaşılan işte ulusal çıkarlar değişmiş. Asemptomatik vakalarda hastalar arasında sayılıyor. Neyse vaka, hasta hepsi birbirine karıştı. İşin özü 28.351 COVID-19 pozitif kişi var dedi Sağlık Bakanı. Yalnız ben sonrasında Sağlık Bakanı'nın açıklamaları sonrasında Twitter'a baktım. Ne aslında acı ki bu sefer de insanlar şey yazıyorlar. Aa, bakanlık 28.000 dediğine göre demek ki 50.000 60.000 diyor insanlar dediler kullanıcılar. Twitter kullanıcıları bunu çok yazmış. Hani yanlış bir benzetme yapmak istemiyorum ama yalancı çoban hikayesi gibi. Hani bugüne kadar hep bakanlık az söylüyordu, vakaları az söylüyordu, yine az söylüyordur diye böyle bir güvensizlik var ki Sağlık Bakanı altını çizdi. Yani verdiğimiz rakamlar doğrudur diye altını çizme ihtiyacı da hissetti. Gözler tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Ekrem İmamoğlu son dönemde çok altını çize çize söylüyordu bu meseleyi. Şunu söylüyordu. Bakanlığın verdiği rakamlar böyle böyle ama biz İstanbul'da işte bakanlık diyor ki diyelim ki 165 kişi Türkiye genelinde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi diyor. Ama biz İstanbul'da işte 205 kişiyi, 206 kişiyi defnediyoruz. Salgın hastalıktan yaşamını yitirmiş bu kişileri defnediyoruz. Bu nasıl
olur Ekrem'e göre. Hani Ekrem İmamoğlu'nun bu ısrarı biraz da bakanlığı bu rakamları vermeye itti. Bunu söyleyenler var. Şu analizi yapanlar var. İşte Türkiye reform dedi malumunuz. İşte hukukta reform, finansta reform vesaire. Bu olabilecek mi olamayacak mı bunu göreceğiz. Bu reform ama şunu da söyleyenler var. Hani Cumhur İttifakı'nı bozmadan Batı'ya karşı bir tür imaj düzeltme hamlesi. Yani bakın işte hani reform yaptık, rakamları da doğru veriyoruz, daha şeffaf bir siyasete geçtik diyenler de var. Şöyle bir iddia da var. Bir gazeteci KRT'den Adnan Bulut yazmış bu iddiayı. İşte dünyada aşılar vaka sayılarına göre dağıtılacak. Hani önce çok vaka olan ülkeler öncelenecek, onun için böyle deniyor demiş. Yalnız bunu doğrulatamadım ve biraz inceledim. Benim anladığım kadarıyla parayı veren alıyor. Yani Kanada 2021'e kadar 88 milyon doz aşı alıyor. Ki Kanada'da durum o kadar kötü değil. Yani başından beri şey uyguladılar, evden çıkma yasağı uyguladılar vesaire. Bir de Kanada Amerika Birleşik Devletleri gibi değil, daha böyle sosyal devlet tarafı güçlü. Onun için küçük işletmeleri destekledi, çalışanları destekledi Kanada. Kanada 88 milyon doz alıyor. Hem de bizim gibi Çin aşısı falan değil. Ona da geleceğim birazdan, şeylerden alıyor yani işte Pfizer alıyor falan. Yani bu mRNA teknolojisi aşılardan alıyor ve Justin Trudeau şunu da söyledi. Aşı alıyor, aşılamayan fakir ülkelere yardım edeceğiz, onlara aşı olacağız diyor Kanada. Böyle bir durum var. Türkiye'de bu pandeminin başında diğer ülkelere yardım etmekle malum çok övünüyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne maske yollamıştık, işte İngiltere'ye bu koruyucu kıyafet yollamıştık falan. Bununla çok övünüyorduk, böyle bir yardım yarışı da var değil. Bir de tabii şimdi Sağlık Bakanı bu rakamları verdi. Türk Tabipler Birliği bu zamana kadar haber ediyordu, dinleyen yok diye. Ankara'dan gelen bir bilgi var. Bu hakikaten çok önemli. Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç diyor ki pandemi hastanelerinde %90 oranında doluluk var. Şehir hastanesindeki yoğun bakımlar normalde 16 kişilikti. Buraya 8'er yatak ilave edilip 24 kişilik yoğun bakım ünitesine çevrildi. Burada da aynı şekilde yataklar dolu. Ancak bir hasta iyileşince ya da birisi hayatını kaybedince yer açılıyor diyor. Kliniklerde başvuran hastalığı sayısı artıyor ve servislerimiz dolu. Servislere hasta yatırmak için yer bulamıyoruz. Ya hastaları acil servislerdeki gözlem odalarına yönlendiriyoruz, orada takip ediliyor, ya da evlerine gönderiyoruz, telefonlarını alıyoruz. O kadar çok yakınımız, dostumuz, meslektaşımız yakınlarına yer bulamıyor ki. Bir pandemi hastanesinde çalışan doktor arkadaşımız COVID-19 olan anne babasına yoğun bakımda yer bulamadı. Annesi bir gün boyunca hastanenin acil servisinde sedye üzerinde bekletildi. 24 saat sonra bir yoğun bakımda yer açıldı. Ve ancak o şekilde oraya alınabildi diye Ankara Tabip Odası'nın da yapmış olduğu bu açıklama var. Yani durum kötü diyorlar. Şimdi durum kötü. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Peki bundan sonra ne yapılacak? Tabii mesele de o. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir İstanbul İstatistik Ofisi var. Pandemiyle ilgili de araştırmalar yapmışlar. 749 İstanbul'da oturan 749 kişiye telefonla sormuşlar. %44 diyor ki sokağa çıkma yasağı ya da karantina ol. Yani %29 sokağa çıkma yasağı, %15 15 günlük karantina uygulaması olsun diyorlar. Yalnız diyorlar ki hani bu getirilirse, bu katılımcılar bu getirilirse, bu sokağa çıkma yasağı getirilirse biz maddi yardıma da ihtiyaç duyarız. İnsanlar korkuyorlar. Bu da aynı şekilde yansımış. Endişe ve korku seviyeleri arttı, ankete yansımış. Pandemi nedeniyle yaşanan gelişmeler neticesinde katılımcıların %69'u endişe, %65'i stres, %58.4'ü korku, %45.5'u yalnızlık, %44.9'u umutsuzluk duyuyor. İnsanlar korkuyorlar. Yani ne yapılacak? Çünkü işte bir yandan evlere kapansak bir şey, kapanmasak bir şey. Her yerde etrafımızda COVID-19 pozitif vakaları var. İşe gidiyorsan bundan korunmak hakikaten zor. Maske takıyorsun ama toplu taşımayı kullanarak işe gidiyorsun. Kendini ne kadar koruyabiliyorsun? Evde otursan, işe gitmesen ne yapacaksın? Hakikaten çok zor bir durum. Şimdi Sağlık Bakanı'nın bir de dün yaptığı açıklamada özellikle altını çizdiği bu aşı meselesiydi. Pfizer'den 1 milyon kadar aşı alınacakmış. Bu mRNA teknolojisiyle yapılan aşı ama 1 milyon kime yetecek? Asıl 50 milyon aşıyı Çin'den alacağız. Şimdi Çin aşısı meselesi. Ben de bazen yorumlarsınız hani özellikle dış politika konu olunca, ya kimse bilmiyor da sen mi biliyorsun? Nevşin sen kimsin ki? Diye yazıyorsunuz. Vallahi yani
Açıkçası hani biraz okursanız siz de bulabilirsiniz bütün bu bilgileri. Zaten bu Çin aşısı ile ilgili okuduğum linki de açıklamalara koyacağım. ScienceMag'den okudum. Açık kaynak bunlar. İşte biraz sadece vakit ve kafa harcamak gerekiyor yani. Vakit harcayacaksın, kafa yoracaksın. Okursan çok şey bulabiliyorsun. Yani ben de gizli bilgi açıklamıyorum günün sonunda. Burada okuduklarımı, açık kaynaklardan okuduklarımı, açık kaynaklardan insanlarla yaptığım görüşmeler, sorduğum sorular sonucu aldığım yanıtları paylaşıyorum. Şimdi bu Çin aşısı, Çin'de farklı aşı çalışmaları var. Aynı şekilde bir firma, birden fazla firma çalışıyor. Bu Pfizer gibi mRNA teknolojisinin bir türünü kullanarak aşı denemiş. O işte böyle başka bir AD5 tekniği kullanmışlar. Ancak bunu AIDS ile ilgili aşı geliştirmek için kullanırlarken bir şeyler ters gitmiş ve aslında bu aşıyı yaptıran kişilerin HIV virüsüne yakalanma oranları artmış. Dolayısıyla hani böyle bir handikapla karşılaşmış o firma. Türkiye'nin aldığı firma ise Sinovac. Sinovac firmasından alıyor Türkiye. Bu tıpkı grip aşısı gibi, yani bu mRNA teknolojisi değil Türkiye'nin aldığı 50 milyon doz aşı. Aynı şekilde hani öldürülmüş, çok zayıflatılmış virüsü veriyor insan vücuduna ve bu şekilde bir hani immünite bağışıklık sağlamayı hedefliyor. Türkiye'nin aldığı aşı bu. Sinovac firmasından alıyor Türkiye koronavak aşısı. Zaten Hacettepe Üniversitesi'nde faz 3 çalışmaları sürüyor. Bu aşı ile ilgili 50 milyon doz alıyoruz diye Sağlık Bakanı açıklayınca daha önce de röportaj yaptığım Doktor Emrah Altındiş yazmış Twitter'a, diyor ki bu aşının daha faz 3 çalışmaları tamamlanmadı. Neye göre güvenip de alıyoruz diyor. Şimdi bu aşı, tabii aşı ile ilgili şöyle bir durum var. Şimdi Çin'in dünyada bu virüsün yayılmasıyla beraber imajı çok kötü bir yere gitti. Çünkü işte önce bu virüs çıktı, Çin varlığını inkar etti, saklamaya çalıştı falan. Sonra malumunuz virüs bütün dünyaya yayıldı. Biraz tüm dünya Çin, bu virüsün yayılmasından sorumlu tutuyor tabii. Şimdi bunun karşısında Çin özellikle bir aşı diplomasisi yürütüp hem imajını toparlamaya çalışıyor, hem de malum Çin yakın gelecekte kendisini işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya etkin bir aktör olarak, yani hem siyasi hem ekonomik bir aktör olarak bir alternatif olarak sunmaya çalışıyor. Buna yönelik politikalar yürütüyor ve bunu bu çerçevede de aslında geliştirilen aşı ve aşının dağıtımı ile Çin siyaset yapıyor. Bir tür soft power, yani yumuşak güç olarak kullanıyor aşıyı diyorlar. Bu aşının satışı ve dünyaya yayılmasında Çin oldukça agresif, yani ya da daha şöyle söyleyeyim, aktif bir politika izlemekte. Arap ülkelerine özellikle gitmiş, işte Çinli yetkililer aşıyı bir size verelim diye konuşmuşlar. Güney Amerika'da çok etkin aynı şekilde. Yalnız Brezilya'da şöyle bir şey olmuş. Brezilya'da bir kişi, bu aşının deneylerine katılan Sinovac, Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac aşısı deneylerine katılan bir kişi yaşamını yitirmiş. Linkte var. ScienceMag.org'dan aldım ben bu bilgileri. Açıklamalara da linkini koydum. Ve hatta bu aşıyı, Çin aşısını deneten Brezilya'da São Paulo valisi. São Paulo valisi, malum işte Brezilya'nın şimdi bir sağ popülist lideri var, Jair Bolsonaro. Hani Bolsonaro'nun karşıtı, Bolsonaro'ya karşı siyasi figürlerden São Paulo'da deneniyormuş bu aşı ve aşının test edilme sırasında bir kişi ölmüş. Jair Bolsonaro da bunu kullanmış. Facebook'una yazmış, yani bu aşıyı öldürüyor diye, Çin aşısı öldürüyor diye. Bir de tabii Bolsonaro Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çok yakın müttefiki, seviyor. Onlar işte beraber birbirlerine yakın hissediyorlar yürüttükleri politikalar nedeniyle. Bir de işte Trump'ın Çin karşıtlığı var. O nedenle de Jair Bolsonaro bu aşıya hani karşı duruyor. Fakat tabii işte ne kadar güvenilir, ne kadar değil. Zaten mRNA teknolojisi değil. Zayıflatılmış virüs veriliyor aynı şekilde. Ama tabii sadece Türkiye almıyor bu aşıyı aslında bakacak olursa. Şili'ye de mesela yollanıyor. Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine veriyor Çin bu aşıyı. Yani hem işte biraz imaj düzeltme, COVID-19 virüsünün yayılmasının ardından Çin hem biraz imaj düzeltmeyi hedefliyor. Biraz da işte bu yumuşak gücü kullanarak etkinliğini, girdiği coğrafyalarda etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Bir de işin bu tarafı var. Yani Türkiye Pfizer'den 1 milyon aşı alacak, Çin'den 50 milyon doz aşı alacak. Ediyorum. Mesela
yazın bana lütfen. Bunu bir dahaki videoda paylaşacağız. Bu arada bir önceki videomda demiştim hani sizce ne gibi tedbirler alınsın yazın diye. Kapatılması lazım. Yani ne olursa olsun kapatılması lazım. Böyle bir hani tecrit uygulanması lazım. İnsanların 15 gün evinden çıkmaması lazım diyenleriniz çok. Ama tabii burada da işte o zaman devletin gelip işletmelere, vatandaşlara, işe gidemeyen, çalışamayan vatandaşlara destek olması gerekiyor. Bunun da başka bir çözüm yolu yok. Yani kimse cebi boş, karnı aç evinde 15 gün oturamaz. Nasıl olacak? Yani burada devletin para vermesi lazım herkese. Çin aşısı. Çin aşısını güvenir yaptırır mısınız? Küçük bir anket yapalım. Bunu da yazayım YouTube'a, küçük bir anket yapalım. Bakalım kaç yaptırırım diyor, kaç yaptırmam diyor.